Aramızda anlaşmazlıklar olabilir. Ama biz bunları güç kaybederek değil, güçlerimizi birleştirip kardeşliğimizi tazeleyerek yola devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bana bir gün birisi Necmi ihanet etti dese, ona vereceğim cevap bizim iyiliğimiz içindir. Benim Necmi ile 40 yılım geçti. Yanlışlarını savunmuyorum. Ama ihaneti söz konusu değildir. Biz kılıcı keskin bilirdik. Bu adalet değil. Merhamet. Ve tarihte görülmemiştir ki merhametten maraz doğmasın. Karahanlı bize söylesin. Bir padişahın merhameti mi üstündür, adaleti mi? Ben padişah değilim. Ama ben derebeyim. İstediğimi ver ki padişahım olasın. Padişahlık seçimli olmaz. Hepinizi ben bir araya getirdim. Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz. Ben geleceği düşündüğüm gibi geçmişi de hatırlıyorum. Ziya kardeş iyi bir gemiciydi. Ama bütün denizi Karadeniz'di. Okyanusları bilmezdi. Hüsrev ağaydı. Sözünün hükmü marabalarına geçerdi. Yanındaki kılıç büyük bir kabadayı olurdu. Ama cezaevinde çürürdü. Nizamettin iyi bir ceza avukatı olurdu. Bir evi, bir de güzel bürosu olurdu. Samuel, babası zengindi. O da olsa olsa tefeci olurdu. Tombalacı Mehmet'i ben Ester'le evlendirmeseydim, bir Luna Parkı olur muydu? Ben onu tanıdığımda menfaatsiz adam öldüren bir katildi. Hala da öyle. Eğer ben onunla sizi kardeş yapmasaydım, muhakkak bir gün bir yerde sizi öldürürdüm. Şahsi algılamayın. Bu Necmi. Testere Necmi. Benden Necmi'nin kellesini istiyorsunuz. Haklı sebepleriniz var. Bazen merhamet, bazen adalet, yanlış kararlar verir. Necmi artık kardeşiniz değil.